Serkan Vazıtısn arkadaşım Serkan Kurtulku biz beraber gittik. Ee, Kültür müdürlüğüne bu kursu aldık. Onunla beraber 2007'ye kadar çalıştık. Fuarlara katıldık. Ee, Kültür Bakanlığının düzenlediği fuarlara gittik. Hatta Kültür Bakanlığı Kültür Bakanlığı bize e, sanatkar tanıtım kartı da verdi. Şu anların an bünyesinde araştırma eğitim gelen müdürlüğü bünyesinde arşivde bizim sadece ikimizin belgesi var bu mesleği yaptığımıza yönelik. 2007 yılında Serkan açtı. dükkan açtı. Dükkanda çalışmaya gitti kendi başına. Bir 10 yıl orada işlerini sürdürdükten sonra o dükkanı da kapatmak zorunda kaldı. Şu an e, birlikte tekrar çalışmaya devam ediyoruz. Harik mesleğini beraber yapmaya devam ediyoruz. E, amacımız zaten kaybolmayı üstten bir sanat bu. Bu sanatımız yok olmasın diye malumunuz ben e, kendi başıma uzun yıllar mücadele gösterdim. Bu sefer sağ olsun Serkan arkadaşımız da geldi destek veriyor bana. Beraber mücadele devam edeceğiz. Amacımız bunu e, genç nesillere aktarmak, harik mesleğini ayakta tutmak, kaybolmasına yüz tutması yüz tutan mesleği ayakta tutup e, genç nesillere aktarmak ve artı e, bu işten zaten geçimimiz bu işten geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Bundan kendi geçimimizi idame edecek şekilde çalışmalarımızı sürdürmek amacımız bu. Net bir yok, belgeli bir bilgimiz yok fakat e, bu sanatın 600 yıl e, bitiste 600 önceden beri kullanıldığı, yapıldığı rivayet edilmekte yaklaşık 600 yıllık bir sanat olduğu söyleniyor. Biz de 600 yıllık bu sanatı kaybolma yüzünden bu sanatı yaşatmak için 22 yıldır mücadele gösteriyoruz. Bu mücadelemize e, kurumlarımızın da e, Bitlis'teki derneklerimizin de Bitlis dışındaki dernekler ve halk oyunları ekiplerinin topluluklarının da ee, destek vermesini bekliyoruz. Şöyle harinin yapımı çok zor. Hani meslek dedim gibi 5 günde bir çiftini ben yapabiliyorum. Öyle kursiye var el becerisine göre bir ayda bir çifti yapamıyor. Onun dışında tozu var, zorluğu var, elleri yıpratıyor, kemiğe kadar ağrı yapıyor. Bunun dışında bir de günümüz gençliği daha rahat işler, masa başı işler gibi daha rahat işlere yöneldiği için bizim açtığımız kurslar her dönem oluyor. Kültür Müdürlüğü bünyesinde Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak biz yılda bir kez kurs açıyoruz. Onun dışında halk eğitimine bağlı olarak da açıyoruz. Gençlerimiz geliyor, mesleğin sonuna doğru bırakan bırakana kaçan kaçan için zorlu. E pazar sıkıntısı da olunca mecburen bu mesleği bir tek ben yapmış kalıyorum. 1996-97 Onlar... yılında bu harik işine başladık. Haydar Yılmaz'la beraber. Yaklaşık 2007 yılına kadar beraber bu harik sanatını icra ettik. 2007 yılından sonra ben farklı işlere atıldım, ticaretle uğraştım. Bir 10 sene kadar harikten uzak kaldım. Geçen seneden bu yana Haydar Yılmaz'la beraber tekrar harik üretimine başladık. Tabii başlarken bu işin bir sürü zorluğu var. Haydar arkadaşımız sağ olsun. 20 yılı aşkın bir süredir bu sanatı tek başına bugünlere kadar taşıdı. Ee, Haydar kardeşimiz bu işi yaparken emin olun çok zorlandı. Çünkü bu e, harik sanatının e, ticari e, boyutta bayağı bir zorlukları var. Pazar sıkıntısı olduğu için e, haliyle geçim sıkıntısı da oluyor. E, sağ olsun devlet büyüklerimiz, valiliğimiz olsun, kültür müdürlüğümüz olsun yani kısmen destek veriyor. Ama tabii ki bu destek yetersiz. Ee, bu yüzden e, şu anda bile devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Yani sipariş anlamında bize kurumlar e, mesela bütün okulların halk oyunları ekipleri var. E, e, bunların mesela halk oyunları ekiplerine sipariş yaptırabilirler. Valiliğimiz mesela e, festivallerde tanıtım günlerinde baston falan hediye ediyor, bal hediye ediyor. Harika edebilir. Bize sipariş verirsinler, yapalım, bitsin tanıtımı için hem hariyin ölmemesi için yaşatılması için bu konuda valimiz bize destek verebilir, belediyemiz destek verebilir. Ee, Kültür Müdürlüğümüz sağ olsun e, yer vermiş. Ama e, tabii ki bu da yeterli değil. Yılda bir defa Haydar kardeşimiz kurs açıyor, iki aya yakın bir kurs. Tabii ki yeterli değil bu. Ha yani bize e, sipariş verilirse hem harik sanatının ölmemesi açısından, bizim de geçimimizi idame ettirmemiz açısından Büyük bir önem taşıyor siparişler. Ee, bu meslek zorlu bir meslek olduğu için e, kimse çalışmıyor bu işte. Haydar kardeşimiz 200'ün üstünde e, kursiyer yetiştirdi. Ama şu anda bu işi yapan bir tek kişi yok. Yani her konu bakımından, mesleğin zorluğu açısından, maddi konu bakımından zorluğu olduğu için kimse bu işi yapmıyor. Ve şu an bu işi yapan e, Kültür Bakanlığı'nın, Hani kayıtlarında bulunan sadece ben ve Haydar kardeşimiz e, bu işi resmi olarak yapan. E biz de bırakırsak zaten bu meslek ölecek. Bitiste harik diye bir şey yok olacak. Ve emin olun bizden sonra bunu yapacak kimse de yok. Bu yüzden devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Bize sipariş versinler, pazar konusunda yardımcı olsunlar. Beklentimiz bu.